1986 yılında babam Osman Acar ön araştırmayla başladı aşılı ceviz fidanı üretimine. Biz de çocukluktan beri onun yanında yetişerek şimdi bize devretmiş durumda. Devam etmekteyiz. Evet, diyorsunuz ki ikinci nesil olarak biz devam ediyoruz, Evet, değil mi babadan efendim? oğula devam ediyoruz. Evet, biraz da bize üretim aşamasından bahsedebilir miyiz acaba? Şimdi üretim aşaması ceviz üzerine şu anda en popüler, dünyaca popüler çeşitler Chandler, Fernor, Fernet de peş peşine giden bu çeşitler üzerine üretim yapıyoruz. Sebebini sorarsak dünyada en kaliteli neyse biz de en kaliteli olmaya çalışıyoruz ülke genelinde. En kaliteli çeşitlerle değerli, düzgün ürünleri üretmeye devam ediyoruz. Evet, tabii ki altını çizerek de belirtiyoruz ki ceviz fidan üretimini aşılı ve sertifikalı olarak yapıyoruz, Evet, değil mi efendim? efendim. Tamamen aşılı, sertifikalı, ziraat mühendislerimizin gözetiminde olmak kaydıyla üretimlere öyle devam ediyoruz. Peki başka yerlerde de şubeleriniz ya da fidanlığınız var mı efendim? Şube olarak yok. Tamamen kendi üretimimiz, kendi pazarlamamız. Burada açık tüplü olarak üretim yapıyoruz. Aynı şekilde açık köklü üretimlerimiz de var. Aralık ayında, Aralık, Mart, Nisan gibi bu ay dönemde açık köklü satılır. Ancak hava şartları, iklim şartından dolayı yerini yetiştiremeyen, ekim yapamayanlar için tüplü üretimi yapıyoruz. Bu da Mayıs, Haziran, Temmuz dönemi. Bu bahar dönemi deriz buna. Bu şekilde iki şekilde üretim yapıyoruz. Yani diyorsunuz ki eğer toprak verimli değilse ya da uygun değilse Evet. ona uygun da burada üretim sağlayabiliyoruz, değil mi? Aynen efendim. Hem tüplü olarak torbada saksı diye geçer, hem açık köklü olarak iki tür ürün yapıyoruz ve her şekilde istediği zamanda vatandaşın ekim yapabileceği koşulda üretim fidanımız var efendim. Peki efendim, diyelim ki bu işe atılım yapılacak kişiler için arazisini ya da toprağının verimli olup olmadığını nasıl anlayacak ki sizden ona göre alacak ürün? Öncelikle araştırma, analiz yaptırmak zorunda ki toprak yapısı, gübre eksiği, Müsait mi? vitamin eksikliği yani müsait mi? Bunu ön araştırma yapmadan niyetlemesi hata yapmış olur. Evet. Önce toprak yapısını, arazi yapısını kendi bir ön araştırma yapacak. Tespitler yapıldıktan sonra Kesinlikle, tabii sizden temin efendim. edebilirler, değil mi Biz efendim? fidanda yardımcı oluruz. Sıkıntımız yok efendim. Evet. Peki son olarak geleceğe yönelik plan, proje ve hedefleriniz nelerdir efendim? Acayip fidancılık olarak. Acar fidancılık olarak aşağı yukarı 30. seneye doğru gidiyoruz. Son hızla devam. En iyi, en kaliteli çeşitlerle gün geçtikçe daha iyi çeşitler araştırılıyor tabi haliyle. Bunları da takip etmek zorundayız. Zaten ceviz de biliyorsunuz ki çok faydalı olduğu için yatırımcılarımıza buradan sesleniyoruz. Evet. Mutlaka bu konuda yatırım yapmak isteyenlere buradan yardımcı olabiliyoruz, değil mi? Ceviz bahçesi üstü açık fabrika gibidir. Evet. Herkese öneririz. Çünkü besin değeri de yüksek, kalite yönden de süper olduğu için en güzel ceviz bahçesi kuralım. Biz de zaten diyorsunuz ki ürünümüze güveniyoruz. Ürünümüzden arkasındayız. Kalitede, çeşitte sıkıntımız yok. Doğru fidan, doğru çeşit, Acar fidancılık. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz, memnun değiliz Biz sizlere. teşekkür ederiz efendim. TGRT'ye teşekkürler efendim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizlere Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Acar Fidancılık'tan seslendik.